sonra dikkat etsen bir ten sorusu. Had been, might be, was, should be ve is var. Arkadaşlar hemen devamında bir şey dikkatimizi çekmeli. And still is. Arkadaşlar bakın şimdi. And is demekle and still is demek arasında çok bariz bir fark var. Neden? Burada bir şey söylüyor. Devamında da diyor ki ve hala öyle. O zaman burada ne anlarsınız? Ve hala öyle dediyse şu taraftaki ifade arkadaşlar nedir? Bakın ve hala öyle present. Öncesi hangi zaman olur? Öncesi hangi zaman olur? Past olur arkadaşlar. Yani gıda güvenliği şöyle 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 idi ve hala da öyle demiş oluyorsunuz aslında. Still olmasaydı and is burası da present olurdu. Ama hala diyerek az önce geçmişten bahsettim. Şimdi günümüze döndüm demiş oluyor. Öz ne yapıyor başka sınavlarda? And now diyor. And today diyor. Arkadaşlar ve bugün ve şimdi ve artık ve hala dediği takdirde az önce geçmişi anlatmış demektir. Evet, bu tür durumda tartışmadan cevabımız ne olur? Was olur arkadaşlar. Şöyle idi ve hala da böyle. Tamam mıyız? Devam edelim bakalım. Stems in large. Sevgili arkadaşlar, stem ne alır diye bir prepozisyon sorusu. Bu suffer nasıl from alırsa, depend nasıl on alırsa, stem kaynaklanmak demek arkadaşlar. Result'la eş anlamlıdır bu yönüyle. Stem ve result ne alır yanında? From alır. Aradaki enlarge ne? Büyük ölçüde demek. Büyük ölçüde şundan kaynaklanır. Stem bu arada kök demek biliyorsunuz fen bilimci arkadaşlar. Sağlıkçılar, stem cell, kök hücre bunlar. Fiil haline bir şeyden kökenlerini almak, oradan kaynaklanmak demek. Stem from dediğim için de cevabımız ne oldu? B seçeneği oldu arkadaşlar. From. 3'e geçtim. Increases may have been beneficial. Şimdi bir şeye dikkatinizi çekeceğim. Ondan sonra geleceğim. Arkadaşlar bakın. Bakın. Burada ne diyor? Artışlar diyor. Artışlar. Bir önceki cümleye baktığımda gıda fiyatları arttı diyor. Rose. Yükseldi. Şimdi burada gıda fiyatları yükseldi diyor. Gördük mü? Devamında da sizce yükselmeler, artmalar dediğine göre bir referans kullanıyor aslında. Ne kullanıyor arkadaşlar? Saç. Böyle artışlar, böyle yükselişler diyor. Saç. Saç bir referanstır. Bugün yarım cümle konusuna geçebilirsem geçtiğimde göreceksiniz. Saç bir referanstır. Az önce bir şeylerden bahsedildi, ona atıf yapıyor demektir. Such people böyle insanlar, az önce insanları anlattı demektir. Bu da such increases. Tamam mıydı arkadaşlar? Evet, böyle artışlar dedik. Tamam mıyız? Peki dörde geldik. Especially dedi, sonra şurada who var. Hangi kelime biz baktığımızda arkadaşlar who ile çok güzel gider desem hangi kelime who ile? Yani şunların arasında bir tane var ki tekil olursa the one oluyor. Çoğul olursa those şeklinde geliyor. Ve bu da arkadaşlar ve bu da hemen arkasından who ile açıklanıyor. Anlamı nedir diye soracak arkadaşlarım vardır. Bakın şimdi. Dikkat lütfen. Özellikle diyor those, şunlar, şu insanlar demiş oluyor. Aslında ülkeleri kastediyor da kişileştiriyor burada. Özellikle de şunlar. Kimler ki onlar
en çok ihracat yapanlar. O zaman çoğul kullandığımızdaki çoğul kullanıyoruz. Those who diyorsunuz. Tekil kullandığınızda da the one who diyorsunuz arkadaşlar. Şunu yapan derken. Aklınızda bulunsun. The one ya da those which ile de kullanılır. Cansız varlıkları anlatırken. The one tekillerde hem cansızları anlatır hem insanları anlatır. Those da öyledir. Hem insanlar için kullanılabilir hem de cansız varlıklar arkadaşlar. Tamam mıyız? Böyle şunu bilin diye özellikle bunu those who, the one who ya da those which, the one which olarak not alın bunu. Yani bunlar beraber sorulur. Those der boş bırakır, which gelir. Ya da which'i verir, öncesinde those'u ister arkadaşlar. These who, these which diye bir şey göremezsiniz. Another who, another which diye bir şey göremezsiniz sınavlarda arkadaşlar. Yani belki bir ihtimal others'lar ama burada sorulan o değil. Adır ikiye ayırmaktı hatırlayın. İkiye bölüyorsunuz, bir grubundan bahsediyorsunuz diğer grubuna. Burada öyle bir durum yok. Genel olarak az önce bir ülkeden bahsettiniz. Onlar derken those, bu ile de açıklıyorsunuz. Ülkeleri bir anlamda kişileştirmiş oluyorsunuz. Tamam mıyız arkadaşlar? Those cevap. 5'e geldik. Bakalım 5'te ne var bu defa? Evet. Evet. 5'te as well as mi, hence mi, however mı, in addition mı, moreover mı ne kullanacaksınız ona bakalım. Sorumuz ne? Önce görelim de arkadaşlar. Şimdi sorumuzda ne var? For the rest of the world. Dikkat lütfen. Arkadaşlar bir şeye dikkatinizi çekeyim. Az önce yararlı olduğundan bahsettim. Buraya geldi, gerçek bir sıkıntı dedi. Arada kullanılan bağlaç ne bağlacı olur? Bakın burada yararını anlattım. Burada gerçek bir sıkıntı demek, ekonomik kriz gibi diyor. Büyük sosyal huzursuzluklar gibi diyor. E o zaman burada cevap aslında çok net bir şekilde ne olacak arkadaşlar? Ne olacak? Evet. However, değil mi arkadaşlar? Ama anlamında bir ifade. Ama yani az önce biz ne diyorduk? Yararlı olmuş olabilir. Ama dünyanın geri kalanı için böyle bir olgu sıkıntı anlamına geliyor diyoruz. Ama yani burada aslında bağlacı gördüğünüz anda şıklarda hemen bir öncesinde ve sonrasındaki yüklemlere çalışmak lazım. Bakın yine yüklem yaptım farkında mısınız? Yüklem yararlı olmak, yüklem gerçek bir sıkıntı anlamına gelmek. İki tarafın yüklemlerine zıtlık olduğu için de zıtlık bağlacı benim cevabım oldu. Geldim buraya. Son clause'umuz. Buna da bakalım. The case'ten bahsediyoruz. Soru aslında baktığınızda kolay gibi duruyor arkadaşlar. Neden kolay gibi duruyor? Over the past. Ne hatırlatacak size bilemiyorum. Buraya hangi zaman gelir? Arkadaşlar over the past, in the past. Buna sakın ola geçmiş zaman demeyin, değil mi? Ne diyorduk bunlara? Filo kuralı diyorduk. Filo dediğimde de doğrudan bizim için B şıkkı cevap olacaktır. Evet, net bir soru ve net bir cevap. İkiye geldiğinde ne sorusu iki? Bir bağlaç sorusu arkadaşlar. Hemen bir bakalım ne var sorumuzda. Önce şöyle gelelim. Ne yaptı? Bir dizi sıkıntılara, problemlere yol açtı. Arızalara, malady, merkezi, merkez, büyük şehirlerde, değil mi? Yol açtı. Bakın şimdi. Lead to. Bir de ne var burada? Bir daha to var. Arkadaşlar burada sıkıntılar var. Burada da dikkat ederseniz yine ilgili problemler var. Görüyor musunuz? O zaman buna yol açıyor. Buna da yol açıyor demektir bu. Bakın lead'in üçüncü hali değil mi? Led. Has led to x deyin buraya. Sonra da to y deyin. Ne dersiniz mantıklı olarak? Arkadaşlar ne dersiniz? Şuna ek olarak ona da yol açtı.
as well as, in addition to. İkisi de sıkıntı mı? Evet, ikisi de sıkıntı. Bakın, görüyor musunuz burada? Yani zaten yukarıdan beri gelirseniz arkadaşlar anlarsınız bunun bir problem olduğunu. Devam ettiğinizde zaten yol açmayı gördüğünüz anda bir soruna hazır olun. Devam ediyorum. Yine ilgili problemler oluyor. Nerede? Şu kelimeyi bilin bu arada. Suburb, banliyö demek. Varoşlar. Lazım olur bu sınavda. Yani şehrin dış kesimleri ile şehir merkezi arasındaki ne der arkadaşlar? Kelimeler bunlar. Biri merkezi ile diğeri de banliyöleri. Tamam mıyız? Ama ikisi de problem. Ezveles ek olarak demektir. Uzatmadan üçüncü soruya bakın. Another, other, others, any other ve diye ifademiz var, değil mi? Şimdi şöyle bir bakalım mı? 3. Önce ben buraya others, another filan diyebilmem için madem fiili niteliyorum bir önceki cümleye bir bakayım. Some observers weave anlatıyor, anlatıyor. Bakın noktadan noktaya dediğinizi unutmayın clause'larda. Bu bir cümle. Sonra bir daha weave diyor. Bazıları böyle diyor. Hangisi mantıklı olur arkadaşlar? Yani siz aslında grubu ikiye bölmüşsünüz. Değil mi? Üçüncüsü yok. Üçüncüsü yok. Bakın dikkat ederseniz bir daha weave ile bir ifade yok bir daha. Burada bir grubun fikri anlatılmış, sonra ikinci grubun fikri anlatılmış. Bitmiş. O zaman ben ne yapacağım böyle bir durumda arkadaşlar? Ne yapacağım? Others diyeceğim. Bazıları böyle, diğerleri böyle. İkiye bölmüşüm yani olayı. Bu çok sık gördüğümüz bir kullanım paragraflarda. Yani bazı insanlar şuna inanıyorlar, diğerleri de buna inanıyorlar. Üçüncüsü yok artık. Bitti. Tamam mıyız arkadaşlar? Bu da others. Other neden olmuyor? Other diğeri demek. Diğeri. Ben some demişsem diğeri demem artık. Diğerleri derim. Zaten şuradakinin arkadaşlar we'in çoğul geldiğine dikkat edin. Burası diğeri olsaydı he, she, it olmuş olurdu. O zaman s takısı gelirdi buraya. Madem böyle burada diğerleri demeniz lazım. Tamam mıyız? Evet, cevabımız neymiş? Others. Geldik dörde. Therefore, also, in addition, however, further, more. Aslında sorumuzun şöyle bir güzelliği var arkadaşlar. Bir, iki, üç tane seçenek birebir aynı şey. Bakın, soruyu bir görün de ondan sonra. Tam bir değerlendirme diyor. Gördük mü arkadaşlar? Desentralizasyona dair tam bir değerlendirme. Şunu gerektiriyor. Sevgili arkadaşlar, bakın şimdi. Others, the other'a eşit diyemezsiniz. Others zaten çoğul, the other tekil bir şey. Bu olmaz. Ha, others ve the others çok yakındır birbirine. Daha başka derste anlatırım ben onu size ama others çoğul, the other tekil. Aynı yere koymak zor. Şimdi şuraya geliyorum. Arkadaşlar burada üç tanesi aynı bağlaç. Hangi üçü aynı anlamı verir? Ayhan Bey A, C, E demiş. Ayhan Bey ikisini tutturdunuz desem ne dersiniz? Diğer arkadaşlara baksınlar. Seçeneklerde üstelik anlamı veren üç tane kelime var. Üstelik dahası anlamı veren. Üstelik dahası. Evet. Also, in addition, furthermore. Elinde ya bir sebep sonuç olan therefore ya da zıtlık olan however kalacak. Hemen dönelim arkadaşlar burada. Dikkat lütfen. Ne var burada? Şimdi bir şeyleri anlatıyor, anlatıyor. Bakın dikkat. Bazıları böyle düşünüyor diyor. Değil mi? Yukarıda. Diğerleri böyle düşünüyor diyor. Araya bir şey, bir bağlaç koyuyor. Tam bir değerlendirme yapıldığında ise gibi bir cümle var. Hangi bağlaç güzel olur? Bir kısmı bunu diyor. Bir kısmı bunu diyor.
Bu yüzden mi ama mı derseniz tam bir değerlendirmesi şunu gerektirir. Arkadaşlar burada olması gereken şey nedir? How ve where ifadesi. Ne yaptık? Bazıları bunu düşünüyor. Bakın baştan alayım daha net anlayın ifadeyi. Bazı gözlemciler şu görüşte. Diğerleri desentralizasyonu, merkezilikten uzaklaşmayı pozitif olarak görüyorlar. Bunlar bitiyor. Sonra diyor ki bu merkezilikten uzaklaşmaya dair tam bir değerlendirme bunun başına ama deyin şunu gerektirir. Yani X bunu desin, Y bunu desin bu bizi bağlamaz. Ama tam bir değerlendirme şuna ihtiyaç duyar diyoruz. Bu da however'la cevap oluyor arkadaşlar. Kolay değildi bu soru yalnız. Onu söyleyeyim. Onu bir anda yakalamanız biraz zordu. Ama 100 almayı da düşünmüyorsunuz değil mi? Var mı 100 almayı düşünen arkadaşım aranızda? Yok değil mi arkadaşlar? 100 almayı düşünmüyorsunuz. Zaten problem yok. Bırakın da bazı sorularda yanlış yapın yani. Buyurun Özel Bey dinliyorum. Evet. Arkadaşlar size kitapta ben gruplandırmalar yaptım. Kitaptaki gruplandırmalarda bunu aynen uygulayabilirsiniz. Evet. Kitabınızı açtığınızda arkadaşlar orada mesela however'ın, nevertheless'in, nonetheless'in aynı şey olduğunu mu söylüyor? Evet. O zaman aynı şeyse aynı üçünü birden eleyin. Although, even if. Aynı şey mi demişim ben kitapta gruplandırmışım? Evet. Eleyin arkadaşlar. Therefore, hence, consequently, so aynı şey mi demişim? Evet, o zaman eleyin. Yani size verdiğim gruba bakarak yapın bunu. O grupları oturtun kafanızda. Onları boş yere hani böyle rastgele vermedim. Boş şey yanlış olmaz da rastgele vermedim. Eşittir bunlar. Şıklarda beraber gördüğünüz eleyin arkadaşlar. Tartışacak bir şey yok orada değil mi? Evet, 5'e geldim. 5'te. Framework bir isim. Entegre etmek bir fiil. İsimden sonra gelen bir relative clause mu, noun clause mu sizce? İsimden sonra gelen bir relative clause mu, noun clause mu? İsim hemen arkasından geldiğine göre relative clause. O zaman relative clause ise fiil varsa çok da şansınız yok. Arkadaşlar 5 artı 1'i eleyin. Nelerdi 5 artı 1? Hemen dönelim. Ver yok. When yok. Why eledik. Değil mi? Where, when, why, whose yok. Whom yok. Tamam. Prepozisyonlu yapıları eledik. Peki ben what'la how'ı nasıl elerim? Durun bir aranızdan birine sorayım bu soruyu. Şöyle bir seçeyim. Böyle az katılanlar. Oğuz Bey burada mısınız? Evet. Bana şu soruya bir yorum yapın. Burada mı tabii bilmiyorum da sordum ama. Evet. Oğuz Bey herhalde. Evet. Noun clause. Hangisi noun clause? Evet. B ve C noun clause değil mi? Evet. Kesinlikle arkadaşlar. B ve C noun clause. Süper. Tebrik ediyoruz. Buradan sıcak bir çay gönderiyoruz. Bu kışın soğuğunda arkadaşıma. Şimdi arkadaşlar framework ifadesi bir isim değil mi? İsim. İsimden sonra siz noun clause kullanamayacağınız için what ve how olmaz zaten. In which ve why zaten devamında fiil geldiği için olmaz. 5 artı 1 kuralını hatırlayın. Elimde kala kala ne kaldı? That. Tartışmasız bir şekilde net bir cevap. Peki, tebrik ve teşekkür ediyoruz arkadaşlarımızı doğru cevap verenleri. Şimdi arkadaşlar close test de buydu. Bugün sizinle yeni bir konuya giriş yapacağım. Bir ısınma hareketi olsun. Gelebildiğimiz yere kadar gelelim. Ondan sonraki dersimizde de artık sorularına yavaş yavaş bakmaya başlarız. Yarım cümle soruları. Şimdi arkadaşlar yarım cümle soruları bizim sınavlarımızda evet sınavın bel kemiği olan paragrafların kardeşi. Yani sınavın gidişatını değiştirme özelliğine sahip sorular bunlar. Sayı yönüyle. Değil mi arkadaşlar?
Yani 8 tane, 10 tane soru bir sınavda ciddi şey demektir. O yüzden de siz yarım cümle sorularına nasıl bakılacağını öğrenirseniz, yani buradan yapacağınız bir 6, 7 net, 8 net arkadaşlar bizim sınavın gidişatını değiştirebilir. Güzel sorulardır yarım cümle soruları. Kolay yolları vardır. Nasıl bakılacağına dikkat etmek kaydıyla. Şimdi birlikte sizinle yarım cümle sorusu nedir, nasıl çözülür bakmaya başlayalım. Notlar alabilirsiniz. Kitapta notlarımı verdim gerçi zaten ama üzerinde konuşacağız şimdi. Ama arkadaşlar kendi notlarınızı da alabilirsiniz. Problem yok. Evet, zaman kuralı. Arkadaşlar zaman kuralı diyeyim, olayla başlıyorum. Şimdi aslında ben yarım cümle sorularını anlatırken hep arkadaşlarıma şunu derim. Arkadaşlar kafanızda bir ZRB olsun. ZRB nedir? Z, Zonguldak'ın Z'si, Rize'nin R'si, değil mi arkadaşlar? Bandırma'nın da B'si. ZRB, yarım cümlelerin temelidir bu üçlü. Nedir ZRB? Bunlardan birincisi Z dediğim şey zaman kuralıdır arkadaşlar. Diğerlerine birazdan geleceğim. Şimdi zaman kuralı nedir? Önce şunu bakın burada lütfen beni çok dikkat dinleyin. Kafanızdaki yanlış bilgileri bir toparlayalım, düzeltelim. Öncelikle şöyle bir yanlış algı var. Arkadaşlarım zannediyor ki böyle bir yarım cümle sorusunda bakın yarısı verilmiş, diğer yarısı isteniyor. Zaman uyumu olmak zorunda zannediyorlar. Arkadaşlar zaman uyumu yarım cümle sorularında sadece belli durumlarda şarttır. Bunun dışında zamanlar farklı olabilir. İlla aynı türden zamanlar veya zaman uyumu aramaya kalkarsanız her soruda yanlış yaparsınız. Şimdi size söyleyeceğim şey şu. Zaman bağlaçlı sorularda uyum şarttır. Eğer size verilen bağlaç ki zaten size bir şekilde bir bağlantı kelimesi verecek yarım cümlede. Nasıl verecek? Sonuçta iki tane cümle veriyor. Bir bu tarafı var, bir diğer tarafı var yani. Ve çoğunlukla da bunu şu şekilde bir bağlaç da sağlıyor. İki cümleyi birbirine bağlama olayını. Şimdi eğer size verilen bağlaç zaman bağlacı ise, zaman bağlacı ise, zaman bağlaçları nelerdi? Kitabımızda listemiz var değil mi arkadaşlar? Var değil mi? O listeyi biliyorsunuz. Kitapta bir liste verdim ben size. Yani baktığınızda zaman, sebep, sonuç, if bağlaçları alt alta verilmiş. Eğer size verilen bağlaç zaman bağlacıysa, burası present olursa karşı tarafında present ya da future olması şarttır. Zaman bağlaçlarında. Ha, since için özel bir durum olduğu unutulmamalı. Nedir since'in özel bir durumu? Arkadaşlar since zaman bağlacıdır ama yanına iki karşıya have, has, alır. Notlarımızda var bunlar. Yani aslında baksanız zaman bağlacı ama şeklen uymuyor zaman bağlacı kuralına. O yüzden since özel bir durumdur. Bunun dışında zaman bağlacı we enter karşıda ne yapıyorum arkadaşlar? Özellikle present yapılar. E nedir hocam bunlar dediğinizde? Arkadaşlar bakın şimdi. Böyle bir soruda mesela burası when iken şunu was olarak C şıkkını işaretlemeniz tam bir katliam olur yani. Çünkü zaman bağlacında asla bunu yapamazsınız. Ha, öbür taraftan bakarsak are olur bakın. Are olur, present bunlar. Are yine olur, offer yine olur. Bu bilgi benim bu soruda bir şıkkı elememi sağladı. Ha, diğer kurallarla başka şıkları da eleyeceğim. Ama şu an ben sadece zamandan bahsediyorsam diğerlerine girmeyeyim. Kafanız karışmasın. Zaman uyumu ne zamanmış? Zaman bağlamışlarındaymış. Mesela şurası kalkıp da are olmayaydı, expected olaydı, o zaman yine giderdi. Niye? Burası enter çünkü. Burada çok önemli bir bilgi vereyim ben size ya da sorayım. Sorayım. Evet, bu soruya
Boyozla yumurta veriyor. Bilen var mı arkadaşlar? Boyozla yumurtayı. Boyozla yumurtayı bilen var mı? Osman Bey mi? Evet, boyozla yumurta veriyorum bu soruya. Ne demek boyozla yumurta? İzmirli arkadaşlar bilirler. İzmir'e gelen gidenler olursa. Peki, bilen arkadaşıma İzmir'e ilk geldiğimde boyozla yumurta ısmarlayacağım. Tamam mı? Haşlanmış yumurta. Soru şu. Soru şu. Buyurun Ayhan Bey, ben sizi dinliyorum bu arada. Burada when var. Burası present. Güzel. Diyelim ki some libraries şurası have offered oldu. Have offered diyelim. Eler miydim, elemez miydim bu şıkkı? Özer Bey uyum var dedi. Mustafa Bey elenir dedi. Diğer arkadaşların fikirlerini merak ediyorum. Ayhan Bey, if uyum var dedi. Osman Bey uyum var dedi. Başka fikri olan var mı? Ben buraya have offered yazsaydım uyumlu mu olurdu, uyumsuz mu olurdu? Diğer arkadaşların da ses yoksa konuşacağız. Oğuz Bey ne diyor? Zaman bağlacının karşısına dedi. Evet, o zaman Mustafa Bey de devamını getirdi aynı cümlenin. Evet, karşıya hevhezüç emzer ing. Süper. Oğuz Bey ile Mustafa Bey'e buradan ne yapıyoruz? Boyoz ve de haşlanmış yumurtalarımızı gönderiyoruz arkadaşlar. Notlarınızı alın, İzmir'e geldiğinde de bekliyorum. Şimdi arkadaşlar, şimdi bakın, dikkat. Özer Bey ve diğer arkadaşlar, şunu dedi, Özer Bey sonradan katıldı sanırım. Bakın, zaman bağlaçları notumuzda şöyle bir kural verdik size. Zaman daha doğrusu, daha bağlaç bile değil, zaman konusundan bahsederken dedik ki, arkadaşlar, zaman bağlaçlarının karşısına iki tane zamanı yazmayın dedim. Have, has, üç birisi, emizar, ing diğeri arkadaşlar. Ben burada istediğim zamanı göreyim hiç fark etmez. Present olsun, past olsun bir tarafa. Karşı tarafta have, has, üç ya da emizar, ing'den uzak dur sınavlarda. Bu notu da unutmayın. Zaman uyumu kuralı tamam var. Ama have has 3 ya da emzara yenci uyumlu bile olsa karşı tarafta kullanılmıyor arkadaşlar bizde. Tamam mıyız? Aklınızda bulunsun. Anlaşıldı değil mi bu bahsettiğim şey? Tamam, anlaşıldıysa zaten kitapta hem zaman bağlacı boyutunda var bu not hem de varsa ters grubunda var arkadaşlar. Kitapta bulabilirsiniz onu. Tamam mıyız? Anlaştık değil mi? Anlaşılmayan bir şey yoksa geçiyorum. Zaman uyumu böyle olmalı yani. Tamam, problem yok. Şimdi geçiyorum. While'ın kendine özel kuralları var. Onu ayrıca konuşmak lazım. Evet. Şimdi geldim başka bir olaya. When people are faced. Sevgili arkadaşlar görüyor musunuz? Are. Ne var burada? When. Görüyor muyuz? Şimdi ben burada when gördüm. Burada da are. Zaman uyumu gerekiyor. O zaman başlıyorum. Begin'dan began. Fiilin ikinci hali. Eliyorum. Might have 3. Ne hatırlıyorsunuz? Bir modal'ın yanına have 3 geldiğinde ne hatırlıyorsunuz arkadaşlar? Modal'ın yanına have 3 geldiğinde. Yani must have 3 olabilir bu. Should have 3 olabilir bu. Past'tır. O yüzden ne yapıyorum? Bunu da eliyorum. Gördük mü? Might hemen elemeyin. Might risk olabilir. Yani might may gibi de çalışabiliyor. Bunu unutmayın arkadaşlar. Ha, şimdi ben burada aslında ne yapmış oldum? Dikkat ederseniz zaman kuralından A'yı ve C'yi elemiş oldum. B, D, E'den D şıkkı cevap. Ha, başka yollarla da ben D'yi zaten güçlendiririm, elerim diğer şıkları ama daha henüz o konuları gördükçe geleyim istiyorum. Acele etmeyin. Yani zaman bağlacında uyum şart A'yı ve de C şıkkını eledim. D şıkkı zaten cevap oldu arkadaşlar. Tamam mıyız? Zaten bunları özellikle şu yapıları konuşacağız diğer maddelerde. Niye D cevap oldu?
Bakın şimdi şu nota dikkat. Zaman bağlacı dışındaki bağlaçlarda iyi de hep zaman bağlacı mı olacak? Hayır. Oldu olacak, bir cause olacak, if olacak, değil mi? There for olacak, however olacak. Bunlar zaman bağlacı değil. Arkadaşlar zaman bağlacı dışındaki bağlaçlarda uyum şart olmasa da geçişler izinli olmalıdır. Bakın bu çok önemli. Şimdi bununla ilgili bir açıklama yapacağım. Gerekirse not alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi zaman bağlacı dışındaki bağlaçta uyum şart değildir. Yani oldu o cümlesi, şurasını düşünün mesela, oldu olsaydı burası. Burası are diye bu begin'i atmak çok da sağlıklı olmayabilirdi. Çünkü oldu o zaman bağlacı değil ki. Arkadaşlar o zaman ne diyorum? Uyum şart değildir tamam ama eğer geçiş yapacaksanız yani present'tan past'a geçiş yapacaksanız izin alacaksınız diyor. Ne demek izin almak? Şu demek. Dikkat. Sonraki cümle örnek bununla ilgili son şeyim yoksa buradaki örnekten gideyim. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın. Because ne bağlacı? Ne bağlacı because? Ne bağlacı? Sebep sonuç bağlacı değil mi? Süper. Şimdi because sebep sonuç bağlacı. Baktığımda cümlede ben ne görüyorum? Was görüyorum. Arkadaşlar şimdi ben burada was görüyorum. Burada ne görüyorum? Is. İyi de olur mu? Arkadaşlar olur. Burada ben Bizans imparatorluğundan bahsediyorum. Geçmişi anlattığım için vaz demişim. Burada şu imkansızdır, şuna bir tarih vermek. Genel konuşuyorsam burada is diyebilirim. Buna bir sıkıntı yok. Şöyle düşünün isterseniz. Is'den vaza nasıl geçmiş? Burası izken. Nasıl geçmiş vaza? Bizans İmparatorluğu'yla geçiş yapmış. İşte ben şu kelimeye izin kelimesi diyorum. Anlayabildik mi demek istediğimi? Hatta bakalım. Şimdi bir önceki soruda size bir bunu da başka bir şekilde örneklendireyim. Şimdi bakın. Burası bir önceki sayfaya geldim bu arada. Bakın burası ağır değil mi arkadaşlar? Burası ağır. Şimdi A şıkkına bakıyor. Şurasının ne olduğunu düşünelim. When yerine although diyelim. Although, e rağmen, zıttık bağlacı. Arkadaşlar burada although varsa, burada da are var. Ben A şıkkında begin olayına bir şekilde kabul diyebilirim. O da ne? Bu cümlenin içinde şunun geçmiş olmasını gerektirecek bir kelime olmalı. Ne gibi mesela? Last year gibi. Ne gibi? İşte in 1990 gibi. Yani şunun bir sebebi olmalı. Ne diyor? İçiyorsam sebebi var diyor ya. Arkadaşlar burada başka zamana geçiyorsam sebebi olmalı. Yukarıda arken buraya birden pasta geçiyorsanız bunun içinde bir izin olmalı. İzin yoksa yine yanlış diyoruz. Mesela ben buraya are mı demişim arkadaşlar. İşte şuraya geldim might have 3 dedim. Might have 3'ün devamına ben in the past eskiden demişsem might have 3'ü kabul edebilirim. İzin almıştır çünkü o benden artık. Anlaşıldı mı arkadaşlar bu izin olayı? Önemli yalnız bu söyleyeyim. Lütfen anlamadıysanız anlamadığınızı söyleyin. Yani siz bir zamandan başka bir zamana geçerken o zamana dair ipucu göremezseniz geçiş yapamazsınız. Evet. Osman Bey anlamadım dedi. Osman Bey'in şahsında herkese anlatıyorum. Ekranı boş verin. Sadece bana odaklanın. Ekranı bırakın arkadaşlar. Televizyon izler gibi izleyin beni. Tamam mı? Bu kadar uzun süre bana ekranda bakmamışsınızdır. Şimdi ben diyorum ki savaşlar tehlikelidir. İlk cümlem bu. Savaşlar tehlikelidir. Arkadaşlar savaşlar tehlikelidir cümlesi present mu past mı? Baksanız. Savaşlar tehlikelidir. Savaşlar nedir? Toplumlar için zarar vericidir. Present. Doğru mu? Şimdi ben devamındaki cümleyi
Normal şartlarda present sürdürmek zorundayım. Yani o beklenti bu. Bakın okuyorum. Savaşlar tehlikelidir. Değil mi? Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Ülkelerin geleceğine zarar verir. Ve'den sonra ben geçmişe dair bir şey kullandım mı? Ve'den sonra ülkelerin geleceğine zarar verir. Kullanmadım. O yüzden aynı zamanı sürdürmem bekliyor. Tehlikelidir, zarar verir. Şöyle olsaydı, savaşlar tehlikelidir. Devam ediyorum. Ve Vietnam Savaşı'nda şu kadar insan öldü. Bakın birinde tehlikelidir dedim. Devamında öldü diyerek geçiş yaptım. Peki ne izin verdi benim öldü dememe? Bir anda geçmiş yapmama ne izin verdi arkadaşlar orada? Evet, yazacaksınız. Vietnam Savaşı izin verdi. Ha, Vietnam Savaşı'nı kullanarak ben geçmişin kapısını açtım karşı tarafta. Ama Vietnam Savaşı demesem, insanlar ölür desem izin yok ki. Yine present, yine present devam eder yani. Anlatabildim mi burada? Kimdi o? Osman Bey, olayı anlayabildik mi? Geçiş yapıyorsanız o geçişin bir sebebi olan kelime kullanmanız lazım yani. Tamam mıyız? Ekonomiler risk altındadır. Ama diyoruz geçen yıl ülkemizde risk yoktu mesela. Geçen yıl diyorum artık değiştirme şansım var benim burada bir sıkıntım yok yani. Tamam mı? Evet, geçmişe götüren bir şey vardır. Ya da geçmiştir. Sonraki cümleyi today derseniz bugüne döndürürsünüz. Bu da mümkün yani. Now dersiniz bir anda bugüne döndürürsünüz. Bu da mümkün. Ama geçmiş başlamışken now ve today gibi bir şey kullanmadan birden present'a dönemezsiniz. Bu sağlıklı değil yani. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Anlaştığımızı düşünüyorum. Şimdi bunu bıraktık. İzin dedik. Önemli. Şimdi arkadaşlar izin olayını az önce de burada da gördük. Bakın iz diye başlamış. Ama Bizans İmparatorluğu deyince geçmişe götürme hakkı doğmuş birden. Kimse buna niye yapsın diyemez yani. Şimdi getiriyorum. İkinci maddeyi karşınıza. Ne o? Referans kuralı. ZRB dedim ya arkadaşlar. Zaman, referans, bağlaç. Arkadaşlar zaman kuralından YDS sınavında yarım cümle sorularında bazen bir, bazen iki şıkkı eleyebilirsiniz. Bazen eleyemezsiniz zamandan. Ama referans kuralı eliniz ayağınız olur. Lütfen dikkat. Yani referansı kullanmak zorundalar. Çünkü bunlar makale cümleleri. Makaleler referanslarla örülür arkadaşlar. Referanslarla örülür. Ne demek referans? Şimdi onu anlatayım ben size. Hazır mıyız? Evet. Yarım cümlenin bir tarafında verilen bir referans ifade diğer tarafta karşılığını bulabilmelidir. Ne demek bu? He var, she var, it var ya da they, their, my pek çıkmaz karşınıza. It's, her, his. Bunlar hep referans. Ya da this, bu. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yine o, şu, neyse, bunlar, şunlar, böyle, diğer, bir, diğer. Bunlar hep referanstır. Niye referanstır biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi size bir yarım cümle verdiklerini düşünün. Birazdan örnekle konuşacağız zaten. Birden bir baktınız şıkta ya da yukarıda he gördünüz. Bir YDS adayı veya YÖK değil adayı arkadaşım şunu sorma hakkına sahiptir. Soruyu sorana. He dediği an kim bu he diyeceksiniz. He kim yani? Veya it mi dedi? Kim bu it? Yani size az önceki cümlede bu he'nin karşılığını vermiş olmalı ki devamında artık o diyebilmeli. Yani veya az önce bir şeyler vermiş ki çoğul bir şeyler devamında bunlar diyebilmeli. Tamam mıyız arkadaşlar? Şimdi örneğini göreceğiz. Ya da mesela saç böyle. Az önce bir soru çözdük hatırlıyor musunuz? Clause test'te.
Fiyat artışları demiştik. Sonra saç increases cevap oldu. Hatırlıyor musunuz o soruyu az önce? Close testte. Saç increases. Niye saç increases cevap oldu? Böyle artış, az önce artış vardı çünkü. Yükseliş vardı. Saç increase deyince zincir tamamlandı. Ama siz artışı vermeden böyle artış diyemezsiniz devamında. Diyorsa o şey yanlıştır. Arızadır yani. Ve yine also bir referanstır. D da. Yani niye referanstır? Arkadaşlar şu da başarıldı diyorsanız az önce bir şeyler başarılmıştır. Bakın şu da dediğiniz an az önce bir şeyler başarılmıştır. Ya da komparatif yapılar. Diyorsunuz ki arkadaşlar bu daha önemli. Bir anda bu daha önemli denilmez ki. Az öncesinde bir şeylerin önemli olduğunu anlattınız siz. Ki şimdi bu daha diyorsunuz. Yani bunlar hep referanstır. Anlatabildim mi? Şimdi bakın, görerek gidelim. Mesela yine de söyleyeyim de bunu da söylemede demeyin. Der mesela, orada, nerede diyecek okuyucu? Nerede? Az önce bir yerden bahsetti size. The country, bu ülke demektir. The disease, bu hastalık demektir. Hangi ülke, hangi hastalık? Az önce bunlar verilmiş olması lazım ki eşleşebilsin cümleler. Bakın arkadaşlar. Yarım cümle sorularında seçeneklerde referans görürseniz referanslı seçenek önceliğiniz olsun. Bakın önce sırayla gidelim. Ne sıra? Sıra ne? Zaman, değil mi? Zamana bakalım. Grow. Devam ediyorum. Bakıyorum hemen. Appear, present, can, present, become, present, may, present, başka, have, present. Zamandan eleyemedim. Şimdi geliyorum referansa. Arkadaşlar seçeneklerde referans dediğim anda şuradaki day, şuradaki day dikkatimi çeker. Hemen soracaksınız. Kim bu bey? Az önceki cümlede özne olarak size çoğul bir özne vermiş olmalı. Hemen okuyorum. Some types of breast cancer. Bazı göğüs kanseri türleri dedim. Burada çoğulu gördüğüm anda işte dey ve D ile onları karşılıyorum demektir. Bu da bir anda B'yi ve C'yi öncelik yapar burada. İşte şunlara referans diyorum ben. Eğer D'in karşılığını şurada göremeseydim. Mesela düşünün burada sadece göğüs kanseri deseydi. O zaman bu D'li şıklar ilk olarak elenirdi. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Neyi kastettiğimi anlayabildiniz mi? Bir karşılayan kelime olmalı. Burada varsa burada, burada varsa orada onu görebilmeli o kelime. Tamam mı? Onlar diyorsunuz. Kim onlar dediğinizde cevap verebilmeli size yukarıdaki ifade. O yüzden de burada doğrudan B ve C'den birini cevap olarak işaretliyoruz arkadaşlar. Tamam mıyız? Bir tane daha göstereyim sonra yavaş yavaş bitireceğim bugün. Çünkü vakit oldu bayağı. Bakın arkadaşlar, yağmur ormanları demiş özne. Seçeneklerde C şıkkı ne demiş? Day. Ne bu day? Yağmur ormanları. Hemen bakıyorum şunu yağmur ormanlarını day'in yerine koyuyorum. Yağmur ormanları içerir. Çok sayıda bitki ve hayvan türü. Süper. Alın size C şıkkı cevap o zaman ya. Rainforest ve day referans etkileşimi arkadaşlar bunlar. Başka bir örnek bununla bitirelim. The universe demiş soruda hemen özne bölümünde. Aşağıda da it demiş. Evren. Ha, soru mu kaldı? Dönelim ama dönelim birazdan. Dönelim birazdan. Arkadaşlar evren. Evren dedi. Burada evrenin neyi arkadaşlar? Maddesi, yapı taşı belki bir anlamda. Evren, evrenin. Gördük mü arkadaşlar? İşte universe, işte it. Burada C şıkkı bizim mesela önceliğimiz olmalı yani gibi. Dönüyorum bir soruyu atlamışız. Bakın arkadaşlar. %1 diyor ya burada. Seçeneklerin birinde
Daha yüksek ve daha düşük var. Okuyucu sormaz mı? Neye göre daha yüksek, neye göre daha düşük? Yukarıda verilmiş olan bir yüzdelik değer var. %1. O zaman %1'den daha yüksek, %1'den daha düşük diyor aslında. Bu yüzden D şıkkı bir anda ön plana çıkıyor soruda. Biz bunlara referans diyoruz arkadaşlar kısaca. Evet, tabii bunlara bakın lütfen. Şimdi ben referansa giriş yapmış olayım. Bunları zaten soru çözerken bol bol konuşacağız. Lütfen artık buradan itibaren artık arkadaşlar gramerde bir soru, iki soru, bir soru, iki soru gelir konulardan. Ama artık bir soru, burada yarım cümle bitecek, 10 soru gelecek karşınıza bir anda. O yüzden artık bakın öncesinde tekniklere ne demişim, neler anlatmışım, anlatayım. Anlamadığınız yeri sorun derste, sonra tekrar edin. Bunlar zamanla oturacak. Çözdükçe, görüştükçe, konuştukça, tamam mıydı arkadaşlar? Evet, burada bitiriyorum. Öbür dersimize bunları hazırlanarak gelin kitabımızdan, olur mu?